Ya bu çok açık. Yani bunu siz de biliyorsunuz, AKP de biliyor, Devlet Bahçeli de biliyor. Ya bu çerçevede merak ettiğim şu, size karşı böyle bir söylem kullanılacak orada. Şimdi onu göreceğiz elbette ki. Fakat dediğinizi biraz daha konuşmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Netanyahu Birleşmiş Milletler'de son bir konuşma yaptı ve orada iki harita gösterdi bize. Bu haritalardan bir tanesi işte kendi anlatımıyla lanet haritasıydı. Diğeri de nimet haritası dediğimiz. Oraya baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Özellikle enerji koridoru ve ticaret yolları açısından baktığımızda işte Hindistan'dan gelip Avrupa'ya doğru giden bir yol söz konusu o haritada. Ve o yolun geçtiği yerlere de baktığımızda gördüğümüz şey işte tabii ki Orta Doğu'nun ülkeleri ve Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya doğru giden bir yol var. Doğu Akdeniz meselesi çok uzun zamandır zaten tartışma konusu ve bir gerilim konusu esas itibariyle. Bu da gösteriyor ki tabii ki bölgede olan biten birçok şey bu savaş durumundan diğer gelişmelere kadar birçok şey tabii ki Türkiye'nin ilgi alanında bu kaçınılmaz. Benim de kanaatim sizin dediğiniz doğrultuda yani İsrail'in kalkıp Türkiye topraklarına bomba atması, askeri bir müdahalede bulunması filan. Yani toplumda böyle bir hava yaymaya çalışıyorlarsa ben bunun çok maksatlı olduğunu düşünürüm doğrusu. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ayrıca Türkiye NATO üyesi, NATO'nun 5. maddesi ortada. Bir NATO üyesine karşı böyle bir askeri operasyon gerçekleştiği zaman NATO'nun tutum alması gerekir. Ama bugün İsrail politikalarının arkasında NATO duruyor aynı zamanda. Yani burada karmaşık bir durum var. Ben bunun esas itibariyle toplumda bir algı operasyonu yaratmak için kullanılan bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Türkiye toprakları tehdit altında lafının. Bunun çok büyük bir karşılığı yok. Ama o bölgede gelişen her yeni durum elbette ki Türkiye'nin politikasını, ekonomisini, dış politikasını, demokrasisini etkileyecek şeylerdir. Bundan şüphe yok. Şimdi Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan şeyin İsrail'le bir alakasını kurmak oradaki gerçeklikle çok bağdaşmaz. Çünkü Suriye'de bir iç savaş sürüyor biliyorsunuz yıllardan beri. Ve bu iç savaşta Türkiye'deki iktidarın yanlış bir politikası söz konusu. Bir vekalet savaşının parçası oldular. Bu vekalet savaşını sürdürdüler. Hala da sürdürüyorlar oradaki çeşitli çeteleri destekleyerek. Şimdi bu işe son verilmesi gerekiyor birincisi. Ve Kuzey ve Doğu Suriye'de gerçekten demokratik bir ortamın oluşması ve Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokrasinin inşa edilebileceği bir ortamın geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim tutumumuz hep bu oldu bugüne kadar. Bunu da savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda üzerimize düşen herhangi bir yapabilecek bir şeyimiz olursa elbette ki bunu yapmaya çalışırız. Olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü komşumuzda barışın, demokrasinin inşa edilmesini çok önemsiyoruz doğrusu. Ama üzerimize ne düşer bu konuda şu anda ben doğrusu bunu bilemiyorum. Tek şeyi biliyorum. Bu alanda barışa ve demokrasiye dönük politikalar geliştirilmezse burada hiçbirimize huzur gelmeyecek bölge açısından baktığımızda. Ve bu savaş ortamı bir biçimde şu ya da bu vekalet savaşları aracılığıyla sürdürülmeye devam edecek ve bu iyi bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden yaklaşımımız bu olacak bu konuya. Ama sadece buraya bakmıyoruz ama iç politikada da çok önemsiyoruz ve bu konudaki önerilerimiz de ortada. Peki, şimdi şöyle bir durum var. Örneğin ekonomi birçok tarafın şikayetçi olduğu bir konu. İktidar çevresi hariç herkes şikayetçi. Diğer taraftan örneğin emek dünyasına baktığımız zaman ciddi bir takım hareketlenmeler söz konusu. Sizin parti olarak bu önümüzdeki dönemle ilgili öngörüleriniz nedir acaba? Yani kış aylarına girmeye başladık. Biraz daha kritikleştiği söyleniyor yani ekonomik açıdan meselenin.
Yani doğru söylediğiniz, bizim epey bir süredir yazın başlarından itibaren sürdürdüğümüz bir çalışma var. Ekmek ve Adalet Buluşmaları adı altında. Bu Ekmek ve Adalet Buluşmalarında aslında bütün coğrafyanın her tarafında, illerde, ilçelerde, köylerde çalışmalar sürdürüyoruz. Buluşmalar yapıyoruz. Üreticilerle buluşuyoruz, işçilerle, emekçilerle, emeklilerle, çiftçilerle buluşuyoruz. Gerçekten anlattıklarını yani burada anlatmak saatler sürer. Ama durum çok vahim ekonomi açısından baktığımızda. Yani yoksulluk almış yürümüş vaziyette, işsizlik aynı şekilde. Hayat pahalılığı zaten hani konuşmaya gerek bile yok. TÜİK'in asla yaklaşamadığı bir durum söz konusu. Ve bunun karşısında da insanlar çözüm bulmaya çalışıyor ve bu konuda muhalefetten, bizlerden çok ciddi beklentileri var. Bu konunun önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını görüyoruz. Özellikle ekonomi alanında. Zaten Eylül ayı enflasyon oranına baktığımızda TÜİK'in bile gizleyemediği bir gerçek var ki enflasyon beklenenin Eylül ayı açısından epey üstünde çıktı. Ve yıl sonu hedeflerinin tutulamayacağı bir kez daha görülmüş oldu. Hem orta vadeli program açısından hem de Merkez Bankası'nın tahminleri açısından enflasyon tahminlerinin revize edilmesi gerekiyor. Bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda, kış aylarında da zamlar devam edecek. Özellikle Orta Doğu'daki savaş ortamının sürmesi enerji politikalarını etkileyecek, petrol fiyatlarını etkileyecek. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yansıyacak ve bir hayat pahalılığı açısından bir sorun yaşanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye özellikle enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki aylarda toplumu maalesef, hani bir felaket haberciliği yapmak istemiyorum ama maalesef daha zor günler bekliyor olacak. Dolayısıyla bunun karşısında bizim mücadelemiz, hem ekmek hem adalet mücadelemiz, yani hem ekonomide hem demokraside adımlar atılması mücadelemiz derinleşecek ve sürecek kararlı bir şekilde. Yani şundan dolayı elbette ki hepimiz rahatsızız. Bu yaşanan sorunların azalmamasından, tam tersine sürmesinden dolayı. Ama bunun değişmesinin yolu, yani Türkiye'deki ekonomi tercihlerinin değişmesi esas itibariyle. Ekonomi tercihleri değişmelidir derken bütçe tercihlerinin değişmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bütçe gelecek meclise. 2025 bütçesini tartışacağız. Orada bütçe tercihlerinin değişip değişmediğini göreceğiz ama bizim tahminimiz ve iktidarın özellikle ekonomi alanında yaptıklarına baktığımızda bu bütçe tercihlerinde çok ciddi bir köklü değişim olmayacak diye düşünüyoruz. Bu çok ciddi sorundur. Yani siz bütçe tercihlerinizi işçi, emekçi, emekli, çiftçi, küçük üretici, esnaf doğrultusunda değiştirmezseniz eğer var olan hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik karşısında kararlı ve sağlam bir duruş gösteremezsiniz ve bu durumun değişmesi için adım atamazsınız. Bütçe tercihlerinizi hala sermaye doğrultusunda yaparsanız, özellikle yandaş firmalara, holdinglere teşvik, vergi teşvikleri doğrultusunda yaparsanız, onların ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda yaparsanız bu durumla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla bunu da önümüzdeki aylarda daha yoğun, özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bütçe tartışmalarında daha yoğun olarak gündeme getireceğiz. Ve bu bütçe tartışmalarının da aynı zamanda sokağa, topluma yansıması için elimizden geleni elbette ki yapacağız. Bütün muhalefetin de bunu yapması gerektiğini doğrusu düşünüyoruz. Zor günler kapıda ama bu zor günlerin aşabilmenin yolu esas itibariyle dediğim gibi ekonomi politikalarını ve bütçe tercihlerini değiştirmekten geçiyor. Bu iktidar bu tercihleri değiştirmiyorsa o zaman bu iktidarı değiştirmek gerekiyor. Bu kadar net durum. Yani bu bütçe tercihlerini sürdüren uzun yıllardır bu iktidardır. Şimdi değiştirmiyorsa iktidar değiştirilmelidir. Ve toplum da kendini buna hazırlamalıdır. Bunu hedeflemelidir esas itibariyle. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız bu olacak önümüzdeki günlerde de bu sorunlara. Evet. Peki, şimdi birkaç gündür konuştuğumuz
bir şiddet olgusu, yani yeniden hani gündemde aslında hep var ama bazı işte cinayetlerle ya da yeni